İyi akşamlar. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce haber özetleri geliyor ekranlarınıza. Otobüslere molotoflu saldırı. Terör yandaşları sokaklarda. Başbakan Erdoğan'dan muhalefete anayasa resti. Mersin'deki cinayette ortaya çıkan korkunç gerçek. Memurlukta garanti iş hayal oluyor. Vinç üst geçiti yıktı. Rusya'ya meteor yağdı, bilanço ağır. Ayrıntılar birazdan Aynur Aydın'la Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, terör yandaşları İstanbul Ok Meydanı'nda korku dolu anlar yaşattı. Yüzleri maskeli eylemciler iki otobüse molotof kokteyliyle saldırdı. Otobüsler kullanılamaz hale geldi. Yurt genelinde ise terörist Elebaşı Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişinin 14. yıl dönümü nedeniyle terör yandaşları çok sayıda olay çıkardı. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin 14. yıl dönümünde terör yandaşları yine olay çıkardı. Çevreye saldırdı. Şişli'de yüzleri maskeli bir grup terör örgütü yandaşı bir halk otobüsüyle bir İETT otobüsüne molotof bombasıyla saldırdı. Saldırıda yolcular yara almadan tahliye edilirken otobüsler alev alev yandı. İddiaya göre terör örgütü yandaşları sloganlar attı, eylem yaptı. Çöp konteynerlarını yola devirip çöpleri caddelere dağıttılar. Eylemciler otobüs duraklarına da zarar verdi. Özel halk otobüsüyle İETT otobüsüne molotof bombası atan eylemciler ortalığı savaş alanına çevirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yolcumu aldım, Alemdağ istikametine gitmek üzereyim. Trafiği tıkamışlar burada. 50 kişi yolcumu indirterek ve arabama saldırdı. Hepsi maskeli. 50 kişiden belki daha fazla. Otobüsler kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay çıkaran eylemcileri yakalamak için çalışma başlattı. 15 Şubat gerginliği İstanbul dışındaki illere de yansıdı. Van'ın Başkale ilçesinde eylemciler lastik yakıp yol kapattı. Şırnak, Cizre ve Mardin Kızıltepe'de de olaylar çıktı. Polis çevreye saldıran göstericilere tazyikli suyla müdahale etti. Başbakan Erdoğan ortak mutabakat sağlanamayan anayasa çalışmaları konusunda sürecin uzamasını istemediğini aktardı. Mısır gibi sorunlu ülkelerde dahi 8 ayda anayasa yapıldığını söyleyen Erdoğan gerekirse halka gideriz dedi. İmralı ve müzakere süreciyle ilgili de BDP'ye yüklendi. Bizden anayasa 150-200 yıldır tartışılan bir konu. Başbakan Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında yeni anayasa çalışmalarına değindi. Sürecin uzamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Böyle uzun uza diye sürecek bir iş değil. İşte buyurun, Libya'da, Mısır'da bu kadar sıkıntıların yaşandığı, adeta darbelerle iç içe yaşayan, demokrasiden nasibini zerre kadar almamış buralarda bile, bakınız şurada 6 ayda, 8 ayda anayasa hazırlıyorlar. Bugüne kadar Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda 100'den fazla madde görüşüldü. Ancak üzerinde mutabakata varılan madde sayısı 31'de kaldı. Bu durum nedeniyle muhalefet partilerine rest çeken Başbakan Erdoğan, uzlaşma sağlanamazsa AK Parti'nin kendi taslağını referanduma götüreceğini ifade etti. Eğer meclis bunu yapmazsa, bu iradeyi kullanmazsa, bu yolda bizimle yürüyecek olanlarla birlikte meclisin sahibi olan millete gider ve sivil bir anayasayı milletin takdirine sunarız. Başbakan Erdoğan'ın gündeminde barış süreci de vardı. BDP'ye yüklendi. Kandil'den bağımsız ve fedakar adımlar atabilmelerinin gerektiğini ifade etti. BDP, sen bu riski almak durumundasın. Eğer Kandil'den gelecek mesaja göre hareket edecek olursan, ha bilesin ki ben bu kanın durması için şu kadar gayret ettim deme hakkına sahip değilsin. Eğer BDP MHP gibi davranırsa,
istismarı, popülizmi bir yöntem olarak seçerse, alışkanlıklarını bir kenara koymazsa, yani cesur davranmazsa bu sürece hiçbir katkısı olmaz ve olamaz. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Celes'in 28 Şubat soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcılığında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında ise 2 günde 8 tutuklama kararı çıktı. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Celes'in de Gürdal'ın ifadeleri alındı. İfadesi alınan Celes'in daha sonra serbest bırakıldı. Celasine sorgusunda 40'a yakın soru yöneltildi. Sorgu tutanağı 19 sayfa. Öte yandan soruşturma kapsamında ifade veren emekli Tümgeneral Ayhan Can Sevgisi, emekli Tuğgeneral Refik Zeytinci, emekli Tuğgeneral Metin Yaşar Yükselen ve emekli Albay Cengiz Koşal'la önceki gün ifade veren emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Oramiral Hayri Bülent Arkaya, emekli Korgeneral Köksal Karabay ve emekli Kor Amiral Altaç Atılan tutuklanmıştı. Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme gelen kişisel verilerin saklanması yasa tasarısı bütün özel ve kamu kuruluşlarına kişisel verilerin paylaşımında kısıtlamalar getiriyor. Tasarıya göre bütün kurumlar hızlı bir şekilde veri koruma çalışması başlatmak zorunda. Yani artık kamu ve özel kuruluşlar vatandaşlara kişisel bilgileri diledikleri gibi soramayacak. Kuruluşlar vatandaşa diledikleri gibi soru soramayacaklar. Cep telefonlarına da hiç ilişki kurulmayan kurumlardan reklam mesajları gelmeyecek. Kişisel verilerin saklanması yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Tasarı bütün özel ve kamu kuruluşlarına kişisel verilerin paylaşımında kısıtlamalar getiriyor. Tasarıya göre bütün kurumlar hızlı bir şekilde veri koruma çalışması başlatmak zorunda. Tasarıya göre kamu ve özel kuruluşlar vatandaşlara kişisel bilgileri diledikleri gibi soramayacak. Bu bilgileri başkalarına aktaramayacaklar. Her kurum kişisel veri biriktiremeyecek. İnternette alışveriş yaparken girilen bilgiler, sağlık, sigorta gibi nedenlerle özel şirketlere aktarılan kişisel veriler, işe girerken doldurduğunuz bilgi formları ve kamu kuruluşlarının sizinle ilgili sakladığı tüm bilgilerin elde edilmesi bir düzene kavuşacak. Kurumların satış, hizmet, işe giriş gibi işlemler sırasında gereksiz bilgileri sorma hakkı ortadan kalkacak. İzinsiz kişisel bilgi toplayan ve aktaranlara hapis cezası gelecek. Cep telefonu numaralarının ticari paylaşımı, müşteri bilgilerinin aktarılması gibi işlemler de son bulacak. OECD ve Avrupa mevzuatına uyum nedeniyle de hazırlanan kişisel veri düzenlemesi, kişisel verilerin depolanmasını daha kolaylaştırıcı ancak paylaşımı kısıtlayıcı bir amaç taşıyor. Tasarıdaki bazı maddelere göre kişisel verileri koruma kurulu oluşturulacak. Bütün kamu ve özel kurumlar kişisel verileri bu kurum izniyle toplayabilecek. İsim, telefon numarası, araç plakası, pasaport numarası, sosyal güvenlik numarası, TC kimlik no, özgeçmiş, resim, görüntü, parmak izleri, genetik bilgiler, cinsiyet, adres bilgileri tasarıdaki düzenlemelere göre arşivlenebilecek. Akli, fiziki, psikolojik özellikler, siyasi düşünce, din, ırk, mezhep bilgileri saklanamayacak. Şirketlerin müşteri bilgilerinin yanı sıra çalışan bilgileri de tasarı kapsamında ele alınacak. Kişiler kendilerinden istenen özel bilgilerin ne amaçla kullanılacağını net olarak bilecekler. Veri isteyen bunu açıkça belirtecek, aksi kullanımda hapis cezası uygulanacak. İstatistik, araştırma ve kamu yararı için yapılan çalışmalar sırasında elde edilen bilgiler üçüncü kişilere aktarılabilecek ve yayınlanabilecek. Memurlukta önemli değişiklikler yapılacak. Artık devlet memurluğu işten atılma riskinin olmadığı, sabah git akşam gel mesai doldur mantığıyla çalışılan bir iş türü olmaktan çıkacak. Disiplin kurallarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte çalışanlar daha kolay işten atılabilecek. Garantili iş olarak görülen memurlukta devrim sayılabilecek bir değişime gidiliyor. Devlet memurları kanununda yapılacak yeni değişiklikle memurların işten atılması kolaylaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi kurmaylarının başlattığı çalışma, kanunun bütünüyle değiştirilmesi yerine disiplin suçu işleyen ve çalıştırılamayan memurların memuriyetten atılmalarını kolaylaştıran kısmi değişiklik üzerinde duruluyor.
Söz konusu çalışma kamudaki sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınması yönündeki taleple başladı. Sayıları 175 bini bulan sözleşmeli personelin memuriyete geçirilmesi halinde disiplin suçlarının artabileceği endişesine karşılık çare olarak disiplin maddeleri ve yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesi benimsendi. Henüz sendikalarla paylaşılmayan ve taslak şeklinde gündeme gelen çalışmaya göre bir kere para cezası almak memurun görevden alınmasına neden olabilecek. Şu andaki kurallara göre görevden almak için iki kez para cezası alınmış olması gerekiyor. Aynı şekilde 3 kez kınama cezası alanlara uygulanan memuriyetten 60 artı 2 kınamaya düşürülebilecek. Şu andaki yönetmeliğe göre bazı mesleklerde memurların atılması çok daha kolay olabiliyor. Örneğin yasaya göre imamlar ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmaları halinde görevden hemen atılıyor. Evlilik dışı ilişkide bulunan imamlar kesin ihraç cezasına çarptırılıyor. Üstelik bu durumda savunmaları bile alınmıyor. İmamlara uygulanan bu tür ihraç şartının tüm memurlara genişletilebileceği ifade ediliyor. Ebeveyn izni ve iş-yaşam dengesi yaklaşımı çerçevesinde esneklik konulu seminere katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada kadınların çalışma hayatındaki görünümüyle önemli yol kat ettiklerini söyledi. Çelik, kadının iş gücüne katılım hedeflerinin %38 olduğunu belirtti. Bakan Çelik, bakanlık olarak kadın istihdamın teşviki için üzerinde çalışılan hususları da paylaştı. Başbakan Erdoğan, CHP'ye ve ana muhalefet liderine ağır sözlerle yüklendi. Erdoğan, cilve gözündeki patlamada kamera kayıtları gösterilmediği için tepki gösteren ve aracın Türkiye'den Suriye'ye doğru gittiğini iddia eden CHP'lilere "bunlarda kızaracak yüz yok ki" diyerek tepki gösterdi. Galileo'ya kafayı takmış durumda. Sürekli dünya yuvarlak mı, düz mü? Şimdi onu konuşuyor. Başbakan Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet lideri ve partisi vardı. Genişletilmiş il başkanları toplantısından yüklendi. Bir yandan dünyanın sürekli değiştiğini ifade ediyor. Bir yandan statükoyu var gücüyle savunuyoruz. Hatta Gazi Mustafa Kemal ismini kendi amaçları doğrultusunda çarpıtmaktan da çekinmiyor. Mustafa Kemal'den CHP'ye bir tek CHP'nin adı kaldı arkadaşlar. Başka bir şey yok. Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Portekiz ziyaretinde yaptığı açıklamaları hatırlattı. Kılıçdaroğlu, cari açığın büyüdüğü ve Türkiye ekonomisinin kötü durumda olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada CHP'yi alay konusu yaptı ve yapmaya devam ediyor. İşte en son Portekiz'de yoldaşlarına Türkiye ekonomisinin ne kadar kötü durumda olduğunu anlatırken cari açığı örnek vermişti. Portekiz'de yoldaşları CHP Genel Başkanı'na kıs kıs gülmüşlerdi. Şimdi bu cari açıktaki düşüşü duydularsa artık kahkaha atmışlardı. Ve cilve gözü sınır kapısındaki patlama, CHP milletvekilleri ve Kılıçdaroğlu kamera kayıtlarının gösterilmemesi nedeniyle olayda bir şeylerin gizlendiğini öne sürmüştü. O kadar ileri gittiler ki aracın yönünün Suriye'ye doğru olduğunu dahi iddia edecek kadar onurlarını, izanlarını, insaflarını yitirdiler. Kamera görüntüleri neden yayınlanmadı diyorlar. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamera görüntüleri biliyorsunuz yayınlandı. Ama bunlarda mahcup olacak, kızaracak yüz yok ki. Tutuklu gazeteciler, avukatlara yönelik DHKPC operasyonu. Erdoğan bu konular üzerinde de Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Aylardır CHP Genel Başkanı'nın iki konuda kamuoyuna net bir şey söylemesini bekliyoruz. Bir, Türkiye'nin çıkarlarını dahi çiğneyecek kadar Suriye'nin zalim rejimiyle bu muhabbetiniz nedir? Tutuklu gazeteci diyerek, tutuklu avukat diyerek adeta korumaya aldığınız Türkiye'nin hatta dünyanın en kanlı terör örgütleriyle muhabbetiniz nedir?
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede tedavi gören 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi ile eski bakanlardan Şahin Ulusoy'u ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığının çok iyi olduğu ifade edildi. Erken teşhis konması tedavinin kısa sürede olumlu sonuçlanmasına yanıt vermiş. Bundan ötürü çok mutlu oldum. Eski partimizin yöneticilerinden Sayın Selvi'yi ziyaret ettim. Ciddi bir ameliyat geçirmiş. Onun da sağlığı iyi. Önümüzdeki günlerde taburcu olacak. Sayın Ulusoy'u, Şahin Ulusoy'u ziyaret ettim. O da iyi. Bu arada diğer yurttaşlara da uğradım. Herkese geçmiş olsun diyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara'da ebeveyn izni ve iş yaşam dengesi yaklaşımı çerçevesinde esneklik konulu seminere katıldı. Burada yaptığı konuşmada kadının iş gücüne katılımı için yürütülen çalışmalara değindi. TAYEK seminerimize hepiniz hoş geldiniz. Ebeveyn izni ve iş yaşam dengesi yaklaşımı çerçevesinde esneklik konulu seminere katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada kadınların çalışma hayatındaki görünümüyle önemli yol kat ettiklerini söyledi. Kadınların çalışma hayatındaki gönüllülüğünde ise en önemli önemli mesafeleri kat ettiğimizi söyleyebiliriz. İş gücüne katılma oranı %23'lerden %31'lere gelmiş bulunuyor. İstihdam oranı %20'lerden %27'lere ulaşmış bulunuyor. Bakan Çelik, bakanlık olarak kadın istihdamın teşviki için üzerinde çalışılan hususları da paylaştı. Bakanlık olarak kadın istihdamı teşviki için birkaç üzerinde çalıştığımız hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi doğum izninin 24 haftaya çıkarılması, maliyetinin devlet tarafından, kamu tarafından karşılanması. Çalıştığımız konulardan bir tanesi bu. Diğeri, doğum iznine ayrılan kadının doğumdan sonra işe alınmasının zorunlu kılınması. Üçüncüsü, memur olan annelerin ücretsiz doğum izninde geçen sürelerin de derece kademe hesaplarına katılması. Dördüncüsü, çocuk yardımlarının artırılması. Beşincisi, kamu kurumlarında kreş zorunluluğu getirilmesi. Altıncısı, şu anda SSK'lı anneler iki çocuğu ancak borçlanabiliyorlar. Bu sayının artırılması. 7. Çocuk sayısına göre kadınlar açısından emeklilik yaşının kademelendirilmesi, yani aşağı çekilmesi. Bir diğeri, yarı zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma. Öğlene kadar çalışma, öğleden sonra aile bütünlüğü açısından zamanını evine, çocuğuna tahsis etme. Polis İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan ABD'li Sara Sierra cinayetine ilişkin bir şüpheliyi tespit etmişti. Atık kağıt toplayıcısı olduğu belirlenen Lazia isimli kişinin olayın ardından 3 farklı ilde görüldüğü tespit edildi. Saray Sierra cinayetinin aydınlatılması için 260 Türk polisinin hummalı çalışması sürüyor. FBI ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında Sierra'nın İstanbul'da kaldığı evden havaalanı ve cinayet mahalline kadar olan güzergahtaki tüm güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri incelendi. Polis cinayet öncesi Sierra ile görülen bir zanlının kimliğini belirledi. Ancak yapılan baskınlarda zanlı ikamet adreslerinde bulunamadı. Yapılan incelemede şüphelinin sosyal medya üzerinden Sierra ile bağlantı kurduğu ve yazışmalarda bulunduğu ortaya çıktı. Cinayetten hemen sonra İstanbul'dan ayrıldığı tespit edilen zanlı 3 farklı ilde görüntülendi. Cinayet şüphelisinin sürekli yer değiştirdiği, gittiği yerlerde kısa süre kaldıktan sonra ayrıldığı belirtildi. 52 kişiden kan örnekleri toplayan polis, Saray Sierra'nın katili için 10 şüpheliyi Türkiye genelinde arıyor. Öte yandan yapılan araştırmalarda Sierra'nın kuryelik yaptığına ilişkin bir bulguya ise rastlanmadı. Bazı basın organlarında Sierra'nın uyuşturucu kuryeliği yaptığına ilişkin iddialar yer almıştı. Bu
Bu arada Ciara için Amerika'da yıllar önce evlendiği kilisede cenaze töreni düzenlendi. New York'ta düzenlenen cenaze törenine sarayın ailesi ve yakın arkadaşları katıldı. Ciara'nın cesedi yaklaşık 9 gündür cenaze evinde muhafaza ediliyordu. Kilisede ailesiyle birlikte çektiği fotoğraflar slide eşliğinde katılımcılara gösterildi. Genç kadının yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle birçok evde su baskınları oluşurken sele kapılan bazı araçlar metrelerce sürüklendi. Sarısu Deresi'nde ailesiyle birlikte sel sularına kapılan 3,5 yaşındaki Emine Irmak Reyhaniye kayboldu. 76-66. Antalya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Evleri su bastı, sele kapılan araçlar metrelerce sürüklendi. Hurma mahallesindeki Sarısu Deresi taştı. Suya kapılan iki otomobilde bulunanlar kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. Ailesiyle birlikte sel sularına kapılan 3,5 yaşındaki Emine Irmak Reyhaniye ise sel sularında kayboldu. Hiçbir şey görünmüyordu zaten yolda. Sonra baktım önümdeki arabanın ışığı kesildi ama arabayı görmez oldum. Sonra benim arabamın döndüğünü fark ettim. Sürükleniyordu yani, araba yüzüyordu. Araba yüzüyordu. Ondan sonra nehir yatağına doğru sürükledi arabayı. Toparlayamadım zaten arabayı orada. Zaten elektrik kesildi. Direkt kontak kapandı zaten. Ön kapı açılmadı. Çocukları çıkartamadım. Arkaya geçtim. Arka kapıyı açmaya çalıştım. O da açılmadı. Arka camı kırmaya çalıştım. Onu da beceremedim. Sonra bütün araba suyun altına battıktan sonra kapı açıldı, arka kapı. İtfaiye ve deniz polisi gece boyunca yoğun mesai yaptı. 20 kişilik 4 ayrı ekip didik didik suların içinde küçük kızı arıyor. Aşırı yağış çok sayıda caddeyi de vurdu. En iyi durumda olan caddelerde bile su birikintileri oluştu. Araçlar olduğu yerde mahsur kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlara da Zodyak botlarla ulaşıldı. Olumsuz hava koşulları hava seferlerini de etkiledi. Bir uçak iniş yapamadı. Adana Havaalanı'na indi. Denizli'de işsiz 31 yaşındaki Fatih A isimli öfkeli eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girip sevgililer gününde 3 yaşındaki oğlunu bıçakla rehin aldı. Kendisini kesti. Polisler evden çıkmaya ikna edebilmek için saatlerce dil döktü. 3 saatin sonunda güç de olsa ikna edildi. Sana söz veriyorum ya. Oturalım da konuşalım. Şöyle ikimiz oturalım da konuşalım. Eşi evi terk etti, işsizdi, bunalıma girdi. 3 yaşındaki oğlunu evde rehin aldı, kendine zarar verdi, kolunu kesti. Göğsümde ne yazıyor? Ne yazıyor? Onun baş harfi yazıyor. Baş harfi burada yazıyor, burada. Burada yazıyor. Yaşına. Hadi. Denizli'de yaşayan öfkeli kocanın isteği eşinin eve geri dönmesiydi, barışmaktı. Öfkeli eşin borçları vardı. 10 gün önce borcu yüzünden cezaevine girmişti. O hapisteyken sorunlar yaşadığı eşi küçük oğullarını bakıcıya bırakıp İstanbul'daki ailesinin yanına gitti. Benim hiçbir tane memura sözüm yok. Herkese boynum kıldan incedir. Kanuna boynum kıldan incedir. Bak sen çıkma, ben geldim. Sana söz veriyorum ya. Oturalım da konuşalım. Şöyle ikimiz oturalım da konuşalım. Eşi evi terk eden öfkeli eş eve gittiğinde alkollüydü. Eşini aradı. Kendisini ve oğlunu öldürmekle tehdit etti. Eşi çaresiz Denizli polisini aradı. Ekipler eve geldi. İkimiz konuşalım. Bir şey anlatıyorum, dinler misin? 7-24 bir erkek bir karının başında bekleyemez. Doğru mu? Ben bugün buna bir şey yaparsam yarın illaki bir yolunu bulur gider, değil mi? Karakola şikayet edelim. Geldim. Şivya'yı alayım dedim, çocuğu alayım dedim. Gelelim. Tamam mı? Karakola gidelim. Bak, tamam, bunlar ikili konuşun gene. Polisler oğlunu rehin alan babadan kapıyı açmasını istedi. Uzun süre öfkeli eşi ikna etmek için uğraştı. Polisler bir taraftan öfkeli babayı ikna etmek için çabaladı. Diğer taraftan demir parmaklıklar arkasında duran ve olan bitenin farkında olmayan küçük çocuğu teselli edip sakinleştirmeye çalıştı. Gelelim. Tamam mı? Karakola gidelim. Bak, tamam, bunlar ikili konuşun gene. Tam 3 saat sürdü. Sonunda öfkeli eş ikna edildi. Oğluyla birlikte evden çıktı. Baba hastaneye, çocuksa aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü yetkililerine götürüldü. Bayram. Bayram.
Mersin'de geçen 11 Şubat'ta tabancayla öldürülen 19 yaşındaki Güler ve 29 yaşındaki Ferdi Azrak çiftinin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı sevgili izleyenler. Ailesinin rızası olmadan kaçarak evlenen Güler Azrak'ın askerden firar eden kardeşi 20 yaşındaki Hasan Dursun'un tetiği çeken kişi olduğu, annesi Meryem Dursun'un ise suçu üstlendiği iddia edildi. Cinayet şüphelisi Hasan Dursun'la babası ve 4 kardeşi yakalanıp gözaltına alındı. ...19 yaşındaki Güler Azrak yaklaşık 2 yıl önce ailesinin karşı çıkmasına rağmen gönlünü kaptırdığı Ferdi Azrak'la kaçarak evlenip İstanbul'a yerleşti. Bu evlilikten bir de Berfin adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre aile kızlarının evliliğini onaylamamıştı ve bunun üzerine kızları, Güler, damatları Ferdi ve torunları Berfin'in infazına karar verdi. Bir plan yaptılar. Yapılan plana göre anne Meryem Dursun, kızını telefonla arayıp barışmak istediklerini söyleyerek Mersin'e davet etti. Güler ve Ferdi Azrak, minik kızları Berfin'i İstanbul'dan yola çıkıp, geçen 11 Şubat'ta baba ocağı olan Mersin'e geldiler. Ve kaçınılmaz son. Güler ve Ferdi Azrak tabancayla öldürüldü. Kızları Berfin başından vurulup ağır yaralandı. Olaydan sonra anne Meryem Dursun aralarında çıkan tartışma nedeniyle evde bulunan tabancayla kızına, damadına ve torununa kurşun yağdırdığını söyleyip suçu üstlendi. Meryem Hanım, neden yaptınız? Neden vurdunuz? Neden tartıştınız? Namus için yaptırdım. Niye? Ne namus için yaptırdınız? Namus için yaptırdım. Kızım namusu kilitledi, ben yaptırdım. Ama torununuzu da vurdunuz. Yani şey oldu. Pişman mısınız? Pişman mı oldu? Pişman değilim. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Meryem Dursun tutuklanıp cezaevine gönderildi. Dur, acele etme. Ayağını aldık. Meryem Hanım, neden pişman değilsiniz? Otaya. Kafasına dikkat et. Daha sonra olayı soruşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu dedektifleri, çifte cinayeti anne Meryem Dursun'un işlemediğini, İstanbul'da askerlik yapan oğlu Hasan Dursun'un firar edip gelerek töre infazını gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Dedektifler tetiği çektiği iddia edilen Hasan Dursun'u saklandığı evden yakaladı. Daha sonra baba Ali Dursun, kardeşler Mehmet, Vedat, Ahmet ve Sabri Dursun da gözaltına alındı. Halen Adana'nın Karataş ilçesinde tutuklu bulunan Meryem Dursun'un da yeni gelişme nedeniyle Mersin'e getirilerek yeniden ifadesinin alınacağı öğrenilirken, olayda başından tek kurşunla vurulup ağır yaralanan 7 aylık Berfin'in kaldırıldığı Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bir anneye bu kadar acıması olamaz sevgili izleyenler. İnanın, bu tarz haberleri izlerken resmen kanım donuyor. Affınıza sığınarak söylüyorum, bir hayvan dahi yavrusuna başka hayvanlara yem olmasın diye canı pahasına koruyor. Az önce ekranlara gelen vicdansız anne ise yaptıklarından pişman olmadığını söylüyor ve bir parça da olsa hiç mi merhamet olmaz bir insanın yüreğinde. Töre yüzünden birçok hayatlar işte böyle yok olup gidiyor. Ve bir başka haberle bültenimize devam ediyoruz. Güngören Kaymakamlığı'na kimliği belirsiz 3 kişi tarafından Molotov kokteyli atıldı. Binanın camından içeriye düşen Molotov kokteylleri bina içerisinde küçük çaplı yangın çıkarttı. Alevler kaymakamlıktaki görevli polisin müdahalesiyle söndürüldü. İstanbul Güngören Kaymakamlığı'na gece saatlerinde saldırı düzenlendi. 3 kişi binaya Molotov kokteyli atarak kaçtı. Molotov kokteyllerinden 2 tanesi binanın 1. katındaki camdan içeri düştü. Saldırı sonrası kaymakamlık binasında küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Apartmanın en üst katında gece saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında daire tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangın binanın üst katında çıktı. Alevlerin tüm sokağı aydınlattığı yer İstanbul'un Fatih ilçesi. Koca Mustafa Paşa Meyvacı Çıkmazı'ndaki apartmanın 4. katında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Alevler çatıya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda söndürmeyi başardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Sadece apartmandaki bir çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın amatör kameraya yansıdı. Daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından ortaya çıkacak. Yine Fatih'ten bir yangın haberi ama bu kez yanan bir araç. Seyir halindeki bir aracın motor kısmında yangın çıktı. Bir anda alev alev yanan araçta patlamalar meydana geldi. Vatandaşlar araçtaki yangını korkulu gözlerle izledi. İstanbul Fatih'te seyir halindeki araç yolun ortasında alevlere teslim oldu. Yangın motor kısmında başladı. Sürücü aracı yan yola yönlendirdi, inip itfaiyeyi aradı. Zaman zaman patlamalar oldu. Polis vatandaşları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Araçtaki alevler yandaki çöp bidonlarına da sıçradı. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi. 26 yaşındaki Osman Şahin adında bir kişi rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışırken yolcu treni Şahin'e çarptı ve çarpmanın etkisiyle sulama kanalına savruldu. Genç adamın yardımına çevredekiler yetişti. Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Osman Şahin işten eve dönüyordu. Hemzemin geçit yerini tren yolundan karşıya geçmek istedi. Bu sırada tren raylarından geçmeye çalışan Şahin'e Mersin'den Adana'ya giden yolcu treni çarptı. Genç adam çarpmanın etkisiyle tren yolunun altındaki sulama kanalına uçtu. Makinistin polisi arayarak bir cismi çarptım ama ne olduğunu göremedim demesi üzerine araştırma yapan görevliler sulama kanalına düşen Şahin'in çığlıklarını duydu. Şahin'in kolu, ayağı ve beli kırılmıştı. Acıyla kıvranan Şahin'in imdadına çevredekiler yetişti. Vatandaşlar ellerine halat bağlayarak sulama kanalına inerek Şahin'i sudan çıkarttı. Genç adam sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sultanbeyli'de seyir halindeki vinç otoyoldaki üst geçidi yıktı. Yıkılan üst geçidin altında kalarak hurdaya dönen dev vinç enkazın kaldırılmasının ardından çekilebildi. Kaza dün akşam Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuzla'dan Sancaktepe istikametine seyir halindeki dev vinç, üst geçidin yüksekliğini hesaplayamayınca olan oldu. Vinç hızla üst geçide çarptı ve üst geçit çarpmanın etkisiyle parçalandı. Hiçbir leva yok. Uyarı levası yok. Başkaları da yaptı kazatı, ben değil. Başkaları da yaptı. Ama herhangi bir yüksekliği gösteren herhangi bir işaret yok yani. Yok abi, işaret olsa durmaz. Fark edemedim. Üst geçitle birlikte yol kenarlarındaki elektrik direkleri de yıkıldı. Kazayı gören vatandaşlar da olanları şaşkınlıkla anlattı. Dükkanın önünde malzeme yüklüyorduk biz. Bir anda gözümü hiç alamadım yani. Şok olup kaldım. Bir anda o vinç köprü tam bu hizadaydı. Köprüye çarpmasıyla köprüyü aldı götürdü. Aynı o köprü geldi kamyonun üstüne çöktü. O arada işte şuradaki direği falan yıktı. Yardıma koşar koşmaz bir de baktık ki içerisinden iki kişi bir anda çıktı. Vallahi verilmiş sadakaları varmış. Nasıl çıktılar anlayamadık. Elektrik de vardı, yaklaşamıyorduk yani. Allah yardımcılar oldu, hiçbir şey olmadı, çıktılar yani.
kazadan sonra saatlerce trafiğe kapalı kalan cadde, olay yerine gelen elektrik ve itfaiye ekiplerinin enkazı kaldırmalarının ardından tekrar açıldı. Şimdi de yurttan kaza manzaraları geliyor. Bu kez Türkiye'deki kazanın kurbanları Çinliler oldu. Çinlileri taşıyan minibüs kaza yaptı. 16 kişi yaralandı. İki ayrı kazada bir tır ve bir de otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İmdatlarına itfaiye yetişti. Çinli turistleri Antalya'dan Kapadokya'ya götüren minibüs Konya'nın Seydişehir ilçesi yakınlarında yağmurdan kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Bursa'da iki tır kaza yaptı. Biri diğerini arkadan çarptı. Öndeki tırın şoförü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren bir çalışmayla sürücüyü araçtan çıkardı. Sürücünün sağlık durumu iyi. Konya'da 20 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka kısmı demir korkuluklarda asılı kaldı. Sürücü ise direksiyon ve koltuk arasında sıkıştı. Görmeyecek. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü çalışmaları nedeniyle Unkapanı Eminönü arası 30 saat trafiğe kapatılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Metrosu Haliç Metro Geçiş Köprüsü çalışmaları nedeniyle Ragıp Gümüşbala Caddesi üzerinden geçecek, viyadük inşaatında kullanılacak olan çelik iskelelerin montajı yapılacak. Cadde cumartesini pazara bağlayan gece saat 00 itibariyle 30 saat trafiğe kapatılacak. Açıklamada sürücülerin şu güzergahları kullanmaları istendi. Eminönü'nden Karaköy-Beşiktaş istikametine girecek sürücülerin Unkapanı Köprüsü Beyoğlu Talimhane Caddesi, Eminönü'nden Unkapanı Şişhane yönüne gidecek sürücülerin Galata Köprüsü Nacit Bey Caddesi, Maliye Caddesi ve Tersane Caddeleri üzerinden ulaşım sağlayabilecek. Adıyaman'da son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları MOBESA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kazaların çoğunlukla sürücü ve yaya hatasından kaynaklandığı görüldü. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü kentin 25 noktasına kurulan 30 MOBESA kamerası ile kenti izlemeye aldı. Değişik tarihlerde meydana gelen kaza görüntülerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların yaralandığı, araçların kural ihlali nedeniyle birbirine çarpması, ve kavşaktan dönmeye çalışan polis aracına bir motosikletin çarpması da görüntülere işte böyle yansıyor. Sinop'un Dikmen ilçesinde prostat kanserinden hayatını kaybeden 88 yaşındaki Kore gazisi Akif Şen son yolculuğuna uğurlandı. Yakalandığı prostat kanserinden dolayı hayatını kaybeden 6 çocuk babası Kore gazisi Akif Şen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Ahirete müteallik haklarınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Gazi Şen'in cenaze törenine Sinop Valisi Ahmet Cengiz, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Eyüp Aktaş, İl Emniyet Müdürü Şeref Aytekin, Dikmen Belediye Başkanı Hüseyin Yüksek, Şen'in ailesi ve yakınları katıldı. Hazır olan İmam-ı Aziz'e. Cenaze töreni süresince Kore gazisi Akif Şen'in yakınları gözyaşı döktü. Merkez Camii'nde cuma namazına takiben kılınan cenaze namazının ardından Şen'in cenazesi Büyük Dağ Tereli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Rümeysa bebek daha 9 aylık. Henüz 3 aylıkken siroz teşhisi konuldu. Doktorların karaciğer nakli gerekli açıklaması üzerine anne ve babadan alınan kan örneği tutmadığından anne Fatma Şen'in arkadaşı Kader İlkan karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Rümeysa ile benim oğlum arasında. İsminiz ne olacak? Kader. Rümeysa Şen, 34 yaşındaki terzi Zeynel ve 28 yaşındaki ev hanımı Fatma Şen çiftinin 9 ay önce dünyaya gelen biricik kızları. Ben burada etik kurulumun da altına bir kez daha çizmek istiyorum. Rümeysa bebek henüz 3 aylıkken vücudundaki kızarıklıklar nedeniyle hastaneye götürüldü ve siroz teşhisi konuldu. Bunun üzerine Rümeysa bebek gözetim altında tutulmaya başladı. Karaciğer nakli gerekiyordu fakat Rümeysa'nın kilosu 6,5 kiloydu. 6,5 kiloluk bir hastaya, bir bebeğe nakil yapmak oldukça zor bir iştir. Rümeysa'ya karaciğer nakli gerekiyordu. Ama anne ve babanın kan örnekleri tutmayınca yardımsever komşuları ev hanımı Kader İlkan hiç tereddüt etmeden karaciğerini vermek için gönüllü oldu. Etik kuruldan alınan onayın ardından İlkan'ın karaciğerinden alınan bir parça Rümeysa'ya nakledildi. Annesi ve babasının karaciğerleri uyumlu olmadı. Ancak etik kuruldan, burada etik kurulunun da altına bir kez daha çizmek istiyorum. Hanım, akrabaları olmayan hanımefendi karaciğerinin bir bölümüne bağışlayarak Rümeysa'nın hayatını kurtardı. Anne Fatma Şense çocuğuna ikinci bir hayat şansı veren arkadaşına teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadı. Ailesine, kendisine, çocuklarına, ömür boyu minnettarım. Bu kadar teşekkür etsem de çok az. Anlatacak bir türlü değil. Yani canıma can tatlı diyebilirim. Başka onun ikinci annesi artık. Bir teyzesi ne diyebilirim artık. Rümeysa bebeğe karaciğerinin bir parçasını veren Kader İlkan, insanları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Bunun çok güzel bir duygu olduğunu yaşayarak anlamak gerekiyor. Ve insanlarımızı çok duyarlı olmaları için çağırıyorum. Gerçekten öldükten sonra değil, yaşarken bir şeyler yapmak, bir şeyleri başarmak. Rusya'da nadir yaşanacak bir doğa olayı meydana geldi. Yerleşim bölgesine meteor düştü. 400'e yakın kişi yaralandı. Kurtarma ekipleri seferber edildi. Bölgede acil durum ilan edildi. Rusya'nın Ural bölgesine meteor düştü. İşte o anlar amatör kameralara böyle yansıdı. Gökyüzünden ışık demeti halinde yerleşim merkezine düşen meteor büyük gürültüyle patladı. Çok sayıda binanın camları kırıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 400 kişi yaralandı. Olayın ardından bölge acil kurtarma ekipleri tarafından kısmen tahliye edildi. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Rusya'nın 6 farklı şehri de olayda kısmen zarar gördü. Rusya hükümeti bölgeye 20 bin kurtarma görevlisi gönderdi. Bölgede bulunan tüm okullar kapatılırken yeni bir meteor düşmesi ihtimaline karşılık bölgede acil durum sinyali verildi. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde aralıklarla görülecek yağışların Marmara'nın doğusuyla Muğla, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tunceli, Bingöl, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonuna dikkat. Yağışlı ve soğuk bir hava Türkiye'yi bekliyor. Aralıklarla görülecek yağışlar Marmara'nın doğusuyla Muğla, Antalya'nın doğu çevreleri, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları, Tunceli, Bingöl, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusunda kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, zamanla Trakya'yla güneydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya, Uşak ve Afyon çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı bekleniyor. Akdeniz bölgesi, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney kesimlerinde hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı'nın yükseklerinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise Yozgat, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Batı Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı bulutlu, Trabzon ve Amasya çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu, parçalı az bulutlu, güney ve batısıyla akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmur ve sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Ve finansla devam ediyoruz. Borsa 78.279 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 1 lira 77 kuruş, euro 2 lira 36 kuruş, altınsa 92 lira 14 kuruştan işlem gördü. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapım demeyi geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.